gündemine almadığı ve daha çok muhafazakar değerlerle barışma çizgisi izlediği de açık. Bunu hani bir ne diyelim, Cumhuriyet Halk Partisi veya herhangi bir başka sol parti veya sağ parti karşıtına, rakibine benzemeye başladığı andan itibaren kaybediyor demektir. Evet. Rakibine benzemeye Evet. başlamak Evet. rakibini güçlendirir, onu Evet. meşrulaştırır, onu doğrular çünkü. Evet. Şimdi hocam adaylardan Mansur Evet. Yavaş'ın önemli bir çıkışı var. Yani dünden beri aslında üzerinde durulan, bizim de bir haber kuşaklarımızda üzerinde durduğumuz bir olay var Ankara'da. Ben çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Hiçbir gerekçesi yoksa insanın sadece bu nedenle Mansur Yavaş'a oy verebileceğini düşünüyorum. Bir kadınla, bir kadın yurttaşımızla karşılaştığı bir pazar yerinde, şey sokakta bir pazar yerinde karşılaştığı bir kadınla Mansur Yavaş'ın bir sohbeti var. Çok kısa bir sohbet. Arkadaşlar onu sesli olarak verirse, görebildiniz mi hocam bilmiyorum siz. Arkadaşlar Evet, sesli tabii. olarak verirse çok iyi olur. Evet. Size yöneticiler. Ve ben sizi baba olarak gördüm abimden Eyvallah. sonra. Eyvallah. Çocuklarım ve bana hakkınızı helal etmenizi Estağfurullah, istiyorum. Helal olsun. Ve elinizi öpmek istiyorum. Öptürme beni mi Allah aşkına. Yani çok teşekkür ediyorum. Yöneticileriniz böyle bir yere koymayın. Tapu aldığın zaman tapu müdürünün elini öpüyor musun? Öpmem. Nüfus cüzdanı eli alırken. Eli öpülmeyecek insanın elini öpmem. Bir kamu idarecisinin eli öpülmez görevini siz yapar. Siz bize 5 yıldır babalık, annelik, arkadaşlık, yoldaşlık, her şey oldunuz. Eyvallah kızım. Ve biz Türkiye'de, Ankara'da ilk defa böyle bir şey yaşadık. Tamam. Bize bu mutluluğu, bu sevinci yaşattınız. Sağ ol kızım. Bu kadar işte. Bu kadar. Bir evet, kamu evet. yöneticisinin ya, çok, eli çok teşekkür ederim. Öpülmez Evet. diyor. Bir tapu Evet, müdürünün, bir evet. nüfus müdürünün elini öpüyor musunuz? Öpmem diyor. Benim de öpmeye. Öpme kızım diyelim. Helal olsun diyor hakkımız. Neyse. Ben elimi Çok öptürmem diyor. önemli. Sayın, Biz yani görevimizi yapıyoruz tebrik diyor. ederim Sadece sizi. bu, Evet. sadece bu bile Mansur Yavaş'a oy vermeye yeter. Fazla da yorumu gerektirmiyor ama elini öptürenlerin, normal olarak kamu hizmeti yapanların bunu bir sadaka, bir inayet, bir lütuf gibi topluma, millete sunduğu ve onun başına kalktığı bir ülke haline geldi. Ne dedi Sayın Erdoğan? Emekli maaşın 66 liradan 10 bin lira yaptık. Nereden nereye dedi bir de. Ya şaka mısınız siz? Şaka mısınız? Emekli maaşı 66 lira olduğu zaman asgari ücretin %59'u. Asgari ücretten, yani asgari ücret emekli maaşının %59'u. Şimdi asgari ücret emekli maaşının %59'u. Emekli maaşı asgari Evet, ücretin şimdi. %59'u. Buyurun hocam. Evet, şimdi lütfen o alt yazı yazan arkadaşlar şu cümlemi yazsınlar, bunu rica edeceğim. En üst yönetici en büyük hizmet.